Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte A'dan Z'ye YouTube serimize devam ediyoruz arkadaşlar. İlk bölümümüzde yeni bir Gmail hesabı kurup bunun üzerinden hem marka hesabı hem de normal YouTube kanalı nasıl açabilirsiniz onları göstermiştim. Bu bölümümüzde ise nasıl YouTube'da canlı yayın yapabilirsiniz? Yani bu iki konuya giriyor. Hem A'dan Z'ye YouTube'a hem de A'dan Z'ye yayıncılık konusuna giriyor aslında. Bu bölümümüzde dediğim gibi YouTube'dan nasıl canlı yayın yapabilirsiniz onu göstereceğim. Şimdi isterseniz fazla uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi YouTube'da canlı yayın yapabilmeniz için ilk aşama şudur. İlk olarak arkadaşlar yukarıda şöyle bir kamera simgesi var. Oluştur yazıyor hatta üstüne farenizi getirdiğinizde. Buna tıklıyorsunuz. Burada video yükle canlı yayın yap seçeneği var gördüğünüz gibi. Buradan canlı yayın yap seçeneğine tıklıyorsunuz. Hemen şöyle stüdyoya giriyor. Şöyle girsin bakalım. Şu anda bakın canlı yayın şu anda kullanılamıyor. Neden? Çünkü bu hesabımızda canlı yayınları etkinleştirmedik. Bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim. Burada aşağıda etkinleştir butonu var gördüğünüz gibi. Buna tıklıyorsunuz. Şöyle bu özelliği kullanabilmek için erişim kazanın diyor. Masa üstünde canlı yayına erişebilmek için telefon numarasını doğrulayın diyor. Buradan doğrulaya tıklıyoruz. Buradan bize olan telefon numarasını doğruluyoruz. Mesela doğrulama kodu kısa mesaj gönder seçeneğine tıklıyorum ve buradan telefon numaramızı yazıyoruz. Gönder seçeneğine tıkladım telefon numaramı yazıp hemen bir tane bildirim gelecek. Bu bildirimi hemen tıklıyorum. Şöyle gelen bildirimi buraya yazıyoruz şöyle hemen yazalım. Gönder dedim. Gördüğünüz gibi tebrikler YouTube hesabınız doğrulandı diye bir şey aldık. Burayı kapatabilirsiniz. Burayı bir kere yeniliyorsunuz. Zaten otomatikman yeniliyor aslında gelince. Yenilenmezse siz yenileye tıklarsınız yeniden. Böyle hesabımızı doğruladık gördüğünüz gibi. Sonra bakalım hemen açılsın şöyle. Şimdi gördüğünüz gibi önümüze bir şey çıktı. Yeni YouTube canlı denetim odasına hoş geldin diye. Şimdi yayın yapacağımız için başlat diyorum. Siz tarih verebilirsiniz. Şöyle canlı yayın yazılımı diye bir seçenek var gördüğünüz gibi. Buna git diyorsunuz. Hesabımızı doğruladıktan sonra ve o seçenekleri seçtikten sonra gördüğünüz gibi 24 saat içerisinde hazır. Burada demek istiyor ki siz canlı yayınları açabilmeniz için hesabınızın doğrulanması gerekiyor. Yani 24 saat içerisinde canlı yayının özelliğinizin açılması gerekiyor. Bu da hani şu anda yapamayacağım çünkü hani 24 saat aradan geçmesi gerekiyor. Bu video iki parça şeklinde olacak. Yani ben bu videoyu montajda tabii birleştireceğim. 24 saat geçtikten sonra videoyu devam ettireceğim. Tabii sizde bir saniye falan sürecek yani. İsterseniz şimdi o videomuza geçelim. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün bu videomuzun ikinci partıyla karşınızdayım. Bir önceki partta YouTube'da nasıl canlı yayın açabilirsiniz onu gösterdim. Yani YouTube'da canlı yayın açabilmeniz için 24 saat beklemeli bir onay süreci vardı. Onu gösterdim nasıl yapıldığını. Bugün o süre bitti arkadaşlar ve bugün tamamen YouTube'da canlı yayın nasıl açabilirsiniz onları göstereceğim. Evet, şimdi fazla uzatmadan isterseniz hemen videomuza geçelim. Ama videoya geçmeden önce like atıp yorum atmayı kesinlikle unutmayın dediğim gibi. Şimdi hemen ikinci partla devam ederim. Şimdi arkadaşlar şöyle YouTube kanalıma geçiyorum. Gördüğünüz gibi biz bir önceki videomuzda yani şöyle söyleyeyim. Sıfırdan YouTube kanalı nasıl açılır videomuzdaki kanaldan devam ediyoruz bildiğiniz üzere. Şöyle hemen bu kanala geliyorum. Ve bir önceki videoda yaptığım gibi yani bir önceki partta yaptığım gibi oluştur seçeneği var. Burada gördüğünüz gibi buraya canlı yayını başlat seçeneğine tıklıyorum. Bizi bir panele yönlendiriyor. Hemen girelim o panele. Evet arkadaşlar, şu anda görmüş olduğunuz gibi panel değişti. Bize diyor ki şimdi mi yayın yapmak istersiniz yoksa ileri tarihte bir yayın mı yapmak istersiniz? Bunu gösteriyor. Biz şimdiyi seçeceğiz ama siz isterseniz ileri tarihi seçebilirsiniz. Bu ne oluyor? Şimdi mesela bugün değil de mesela haftaya ne bileyim işte bir hafta sonra yayın yapmak istiyorsunuz diyelim. Bunu böyle zamanlama atıyorsunuz. Bir hafta sonra geldiği zaman buradan yayını başlatıp devam edebiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik. Ama biz anlık yayın yapmak istiyorsak şimdiyi seçeceğiz. Hemen başlata tıklıyoruz. Şimdi bunları hani YouTube sağlıyor. Webcam'inizi işte canlı yayın şey yazılımını falan filan bunları destekliyor. Biz buradan canlı yayın yazılımını seçeceğiz. Çünkü biz şöyle söyleyeyim. OBS gibi programlardan yayını yapacağız. O webcam'le olan şey YouTube'un kendi şeyi. Şimdi hemen gördüğünüz gibi şu anda panelimiz değişik gibi göründü. Şu anda tam canlı yayın yapma seviyesine geldik. Evet. Şimdi burada bize diyor ki başlığınız ne olsun? Şurada başlık yazar. Başlık oluşturun yazar. Mesela ne olsun? Şurada A'dan Z'ye YouTube ya da şöyle söyleyeyim. YouTube'dan
Nasıl canlı yayın yapılır? Böyle bir başlığımız olsun. Buradan herkese açık olarak ayarlayabilirsiniz. Liste dışına ayarlayabilirsiniz. Gizliyi ayarlayabilirsiniz. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Şöyle açıklama ekleyin bölümüne. İstediğiniz açıklamayı yazabilirsiniz. Bu tamamen hani video açıklamalarında olduğu gibi buraya da açıklama yapabilirsiniz. İşte yayınıma hoş geldiniz diyelim mesela. Bu kadar. Hani uzatabilirsiniz istediğiniz kadar. Yazın böyle. Sıkıntı yok bunda. Şimdi burada kategori seçim bölümü var. Burada istediğiniz kategoriyi seçebilirsiniz. Ben genelde yayın yaptığım zaman, tabii ki eğitim kanalımızda yaptığımız zaman eğitimi seçiyoruz. Oyun kanalımızda yaptığımız zaman oyunu seçiyoruz. Sizin kategoriniz hangisi ise onu seçebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Buradan ben eğitimi seçiyorum. Burada job yasası var. Şimdi size şunu söyleyeyim. İdeal bir şey yapıyorsunuz. Hani ne artı 18 yapıyorsunuz ne de işte çocuklara özel bir içerik çekiyorsunuz. Siz buradan hayır seçin. Sonra gelişmiş moddan da hayır seçin. Bu tamamen normal bir şey. Ayar, her YouTuber'ın yaptığı bir ayar. Çocuklar çocuk kanalı değilseniz veya işte artı 18 kanal değilseniz tabii ki bunları işaretlemeniz sizin için daha iyi olacaktır. Buradan bir küçük resim ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Benim şu anda elimde sanırım yok ama bir bakayım hemen. Şöyle bir örnek olsun diye ekleyelim. İsterseniz hemen şöyle bakalım bir. Hemen şöyle. Hani mesela şuradan bir thumbnail ekleyeyim. Mesela işte YouTube otomatik altyazı nasıl eklenir thumbnail'ım varmış elimde. Bunları alayım. Şöyle şimdi bunları kaydete tıklayalım. Thumbnail'e aldanmayın arkadaşlar. Bunu tamamen siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şu anda gördüğünüz gibi yayınımız düzeldi. Hani şuradaki ayarlarımız düzeldi. Şimdi bu ayara gelelim. Buraya gelelim. Şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi burada yayın anahtarı kısmı var gördüğünüz gibi. Burada yayın URL'si falan filan var. Bunlar arkadaşlar bunu alıp işte arkadaşlarınızı falan davet edebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Zaten yayını başlattığınız zaman yukarıda şurada işte yayın URL'si olacaktır. Buradan arkadaşlar yayın anahtarı diye bir şey var gördüğünüz gibi. Siz bunu kopyalıyorsunuz. Bunu sakın ama sakın kimseyle paylaşmayın. Paylaşırsanız sizin adınıza her zaman YouTube'da canlı yayın açabilirler. Bu çok önemli bir şey. Bunu kimseyle paylaşmayın. Bu özel bilgi gibi bir şeydir. Sizin TC kimliğiniz gibi bir şeydir. Bunu kesinlikle kimseyle paylaşmayın. Şimdi bu yayın anahtarını aldık abi. Ama biz bunu nerede kullanacağız? Hemen gösteriyorum. Telaşlanmayın. Şimdi benim bilgisayarım o kadar da iyi değil, onu söyleyeyim. Hani şimdi ben OBS açarsam bir de kayıtta olduğum için muhtemelen kayıt donacaktır. Şimdi ben size videoya geçmeden önce SS'lerini aldım ve bu SS'ler sayesinde neler yapabileceğinizi göstereceğim. Şimdi hemen SS'lerimizi gösteriyorum. Şöyle bu birinci SS'imiz. Şimdi siz OBS'i açtığınız zaman böyle bir ekran karşılayacak sizlere. Şuradaki yanlardaki şeyleri ayarlamadıysanız ayarlayın arkadaşlar. Bizim YouTube'da videolarımız bulunuyor. Siz bunları da izleyebilirsiniz. Şimdi bunları yaptıktan sonra şu sol altta sağ altta ayarlar diye bir bölüm var gördüğünüz gibi. Buraya tıklıyorsunuz. Burayı tıkladıktan sonra hemen şöyle bir sekme açılıyor sizin önünüze. Hemen açılsın şu fotoğrafım. Gördüğünüz gibi ayarlar diye bir bölüm açıldı burada. Siz buradan arkadaşlar yayın seçeneğine tıklıyorsunuz. Buradaki yayın seçeneğine tıklıyorsunuz. Sonra burayı da kapatıyorum. Ve son olarak yayın bölümüne geldiğiniz zaman hizmetler, hizmet bölümünü YouTube, sunucuyu da burayı seçiyorsunuz. Yayın anahtarı bölümünü şuradaki arkadaşlar, şurada seçmiş olduğumuz yayın anahtarı bölümünü buraya alıp, yani kopyalıyorsunuz, buraya yapıştırıyorsunuz OBS Studio'da. Buraya kesinlikle yapıştırıyorsunuz, sonra uygula ve tamam deyip burayı kaydediyorsunuz. Artık YouTube'da canlı yayın açma imkanınız oluyor. Peki şöyle göstereyim. YouTube'da canlı yayın nasıl açabilirsiniz OBS üzerinden? Hemen onu da göstereyim. Şöyle hemen şu fotoğrafımızı büyüteyim. Şurada arkadaşlar siz yayın anahtarını yazdığınız zaman ve kaydettiğiniz zaman şurada yayını başlat diye bir buton var gördüğünüz gibi. Buna basarak yayını başlatabiliyorsunuz. Ama kesinlikle yayına geçmeden önce yayın ayarlarınızı yapmayı unutmayın. Bununla da ilgili videolarımız bulunuyor YouTube'da. Evet, bunları da izlemeyi kesinlikle unutmayın. Şimdi yayın anahtarı bölümümüzü OBS'e verdiğimize göre YouTube'daki ayarları kaldı. Şimdi burada yayın gecikmesi tamamen size kalmış bir şey. Şimdi burayı siz normal gecikme yapın. Hani bilgisayarınız çok iyi değilse normal gecikme yapmanız sizin için daha iyiydi. Çünkü burada ultra gecikme, düşük gecikme gibi şeyler görüyorsunuz. Bunlar daha böyle üst seviyeli internet işte bilgisayar gerektiren şeyler. Bunlar gerçekten bilgisayarınıza ve modeminize çok yorar. Hani güzel bir internetiniz ve bilgisayarınız yoksa dediğim gibi normal gecikmeyi almanızı tavsiye ederiz. Şimdi DVR'yi etkinleştirdiği bir şey var. Bu ne? Bunu da hemen üstüne gelelim.
Siz buna etkinleştirdiğiniz zaman, siz canlı yayın yaptığınız zaman o videoda gerilere gelemezler. Mesela size şunu söyleyeyim. 1 saatlik bir yayın yaptınız diyelim. Siz yani bir kullanıcı bunun ilk 10. dakikasını geri getiremez. Siz canlı yayındayken bunu kesinlikle yapamaz. Eğer bunu kapatırsanız istediği dakikada istediği saniyeye gider. En güzel örneği şu şekildedir. Şöyle son videoma gideyim hemen. Evet arkadaşlar, buradaki en güzel örneği nedir? Şunu göstereyim size. Hemen son videomu açtım buradan. Şöyle söyleyeyim. Sizin bir canlı yayınınızda DVR aktifse hiçbir şekilde böyle geri dönüş yapamazlar. Ama şuradaki gibi DVR kapalıysa şöyle göstereyim. İstediği noktada istediği yeri gider. Mesela şu anda canlı yayın olsaydı video şurada olacaktı. Ama o DVR aktif olmadığı için şöyle istediği zaman istediği yeri geri şeklinde böyle gelebilirler. Bu da böyle bir özellik. Bunu da göstermiş oldum. Hemen burayı kapatayım ve devam edeyim. 360 derece video. Bunu işte videonuz 360 derece değilse açmanızın bir anlamı yok, onu da söyleyeyim. İşte videonuzun alt yazı şeylerini açabilirsiniz. Yayın bittiğinde tekrar olarak liste dışında ayarlayabilirsiniz. Ama hani bunu siz panele gidip kendiniz ayarlarsanız daha güzel olur isterseniz. Tabii ki bunları işaretlemeye de bilirsiniz. Şöyle analiz bölümüne geliyorum. Bu analiz bölümü nedir? Sizi kaç kişi izliyor, ne kadar izliyor, sohbette ne kadar hızlı yapılıyor falan filan. Burada bütün veriler bulunuyor arkadaşlar. Onu da bilgisini vereyim. İşte burada kaç kişi işte ne zaman gelmiş falan filan her şeyi görebiliyorsunuz. Burada akışın sağlık durumu diye bir bölümü var gördüğünüz gibi. Burada OBS üzerinden yayın yaptığınız zaman işte çok iyi, mükemmel, kötü gibi veriler alıyorsunuz burada. Hani kötüyse işte bit hızınızı yükseltmeniz gerekiyor. İşte iyi ise alçaltabilirsiniz falan filan yani. Burada yayınınızın sağlık durumunu görebiliyorsunuz. Bu kadar güzel bir özellik. Şimdi o OBS'te yaptığım ayarlarda işte yayın anahtarınızı falan yazdıktan sonra işte canlı yayınınızı başlatabilirsiniz. Artık bu kadar arkadaşlar. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Siz canlı yayınla başlattığınız zaman bütün veriler buraya yavaş yavaş geliyor. Kitlenizin mesajları da burada gözüküyor. Siz canlı yayına başladığınız zaman tabii ki canlı yayın işte yayını kapat gibi bir buton burada oluyor arkadaşlar. İlla gidip OBS'ten kapatmak zorunda değilsiniz. Buradan gidip de yayını kapata basabilirsiniz. Onun da bilgisini vermiş olayım. Yanlış hatırlamıyorsam buradaydı, burada da olabilir. Ben burada diye hatırlıyorum. Onun da bilgisini vermiş olayım. Bu arada arkadaşlar şurada bütün yayın ayarlarımızı yaptıktan sonra düzenli bölümüne gelip bakın burada hemen düzenli bölümümüze tıklıyorum. Buradan YouTube'daki işte başlığınızı, açıklamanızı, görünürlüğü, kategorisini, fotoğrafını, oynatma listesini, işte buradaki ayarlamalarını, işte ücretli tanıtım falan filan bunları ekleyebiliyorsunuz, tıklayabiliyorsunuz. En önemli özellik ise etiket ekleyebilmeniz. Gerçekten bu etiket olayı sizin YouTube'daki işte canlı yayınınızı çok yukarılara çıkartır. İşte bir konu hakkında konuşuyorsunuzdur. İşte canlı yayın nasıl açılır diye yazdım mesela, bunu kaydettim. Adam mesela bir arama yapıyor arkadaşlar. Ve bu arama sayesinde benim buradaki etiketim sayesinde bir de benim yayınım yukarıda çıkıyor ve benim yayınım izlenmiş oluyor. Bu da güzel bir özellik. Daha fazla böyle işte şeyler bulunuyor, seçenekler bulunuyor. Burada canlı sohbet bölümü var. Burada canlı sohbeti etkinleştire tıklayarak buradaki sohbetleri etkinleştirebilirsiniz. Yavaş modu etkinleştirirseniz bir saniye belirlersiniz. O saniye boyunca bir kişi o kadar yazabilir. Onun da bilgisini vermiş olayım. İşaretleyebilirsiniz. Güzel özellikler bunlar. Sonra buradan kaydete tıkladığınız zaman bütün ayarlarınız olmuş oluyor. Yani bu kadar güzel bir özellik. Bu da güzel bir videomuzdu arkadaşlar. Daha fazla böyle nasıl yayın açılır gibi başka platformlarda video istiyorsanız kesinlikle like ve yorum atmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.